Değerli izleyenler, herkese merhabalar. Siyasetçilerin sık sık dile getirdiği Kürt sorunu var mıdır yok mudur konusunu bugün halkımıza soruyoruz. Bakalım halkımız ne cevaplar vermişler. Hep beraber izleyelim, iyi seyirler. Sizce Türkiye'de Kürt meselesi var mıdır yok mudur? Vallahi onu soramayacağım şimdi. Siz ne diyorsunuz? Yoktur, herkes aynı vatandaş. Vardır abi. Abi nedeni yani belli ortalıkta abi, gördüğün gibi her yer karışık. Hep batı, hep doğu kısmında nedense. Niye Tekirdağ'da savaş olmuyor abi? Vardır. Neden vardır diyorsunuz? Ayrımcılık yapanlar çok olduğu için. Evet. O yüzden biz ayrımcılığı yapmıyoruz. Sizce Türkiye'de Kürt meselesi var mıdır yok mu? Yok abi. Vallahi Kürt değilim ama Kürt'ü seviyorum. Bak Kürt'üm var abi. Nasıl var abi? Bunu devlet bile yapıyor. Nasıl yani böyle? Devlet bile yapıyor abi. Ne yapıyor mesela? Ne mi yapıyor abi? Misal orada Suriye yazısı var. Bak. Evet. Suriye, bak Türkiye'de Suriye'li de çok abi. Evet. Özellikle Bursa'da. Bak burada Suriye yazısı var. Evet. Türk yazısı var. Arapça yazısı var. Her şey var. Niye Kürtçe yazı yok? Belki benim annem de Türkçe bilmiyor. Evet. Ya da Suriyeli Arapça bilmiyor. Nasıl neden, okuyacak? Neden yok mesela? Bilmiyorum abi, işte onu size sormamız mesela lazım. Mesela tabelalar Arapça. Tabelalar Arapça var. Türkçe. Aynen. Neden mesela Kürtçe? Bilmiyorum işte neden. Sen de bu yönden mi bakıyorsun? Aynen, ben de bu yönden bakıyorum. Evet. Olmasını ister misin? Peki? Olmasını herkes ister abi. Belki benim annem Türkçe, Arapça konuşmayı bilmiyor. Evet. O tabela baktı mı Kürtçe misal. Keremke buyur demektir. Evet. Orada da Keremke yazacaklar ya da başka bir şey, Kürtçe bir şey. İşte yazmıyorlar, bırakmıyorlar, devlet bırakmıyor. Sizce Türkiye'de Kürt meselesi var mıdır? Bence yok abi ya, öyle bir zannetmiyorum öyle bir şey olacağını. Onu herhalde şey için dile getiriyorlar, yani daha çok kışkırtma olması için. Cumhurbaşkanı çözdük diyor sorunu. Hallettik diyor mu? Hallettik mi diyor? Çözdük de diyor sorunları. Kürt sorunu evet. Diyor. Sizce çözülmüş müdür? Çözülmemiştir. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çözülmemiştir. Çözemediler yani. Çözebilirler mi sizce? Çözemediler bence. Sorun var mıdır sizce? Vardır illaki. Kürt milleti Türkiye Cumhuriyeti'nde azımsanacak bir nüfusa sahip değil. Evet. Yani nüfus olarak baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ikinci sınıf statüsünde olduğu için bana kalırsa Kürt sorunu var. Neden var diyeceksiniz. Bugün her zaman başında yani Recep Tayyip Erdoğan da dediği gibi Kürt sorunu yok deniliyor ama olmayacak diye bir durum yok. Bugün mesela olmamış olsa Selahattin Demirtaş gibi bir insan cezaevinde olmuş olmazdı. Evet. O şekilde söyleyeyim size, tabii ki var. Yok abi ya. Neden böyle düşünüyorsunuz? Neden böyle? Çünkü onlar da çünkü bizden, bizim içimizden yani onlardan yani dedelerimizden beri yani onlar savaşmışlar yani. Çanakkale olsun, şey olsun, hep savaşmış insanlar yani, hep beraber savaşmışız. Hani bence bunu Avrupa yapıyor yani bence, bana göre. Bu Kürt meselesini birbirimizi kırdırmak istiyorlar bence. Zaten Avrupa. İçimizdeki ayrımcılığı yaratan insanlar bunlar. Yani onların şeyinden olan bu bütünlük. Böyle şey çıkararak yani savaş çıkarmak istiyorlar ama öyle bir şey yok yani aslında. Hepimiz yani Kürdüne, Türküne, Çerkezine, Lazlıyına, Romanlı hepimiz bir kardeşiz. Yani bunlara gerek yok yani, insanlar bu tür şeylerle birbirinizi kırdırmaya çalışıyorlar. Sizce Türkiye'de Kürt meselesi var mıdır yok mudur? Abi ben yorum yapmayayım ya. Neden? Vallahi şimdi yorum yaparsam Kürt kardeşlere biraz şey olacak, ayıp olacak. Yani Kürt sorunu var. Vardır da. Evet. Ben karışmayayım abi. Merhaba abi. Cebimdeki telefonu mu soracaksın abi? Yok, başka şey soracağım ama telefon da güzelmiş. Abi. Sizce Türkiye'de Kürt meselesi var mıdır? Abi bence var ama olmamalı. Olmamalı. Yani evet. Hepimiz kardeşiz, evet. Müslüman. Suriyeliler olmasın abi, Kürtler aynen. Olsun. Suriyeliler olmasın. Kürtlerden öyle zarar mi? Gelmez. Aynen. Kürtlerden zarar gelmez adamlar. Aynen abi, aynen. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi abi. Neden bunu dile getiriyorlar sizce? Genç olarak nasıl görüyorsunuz? Bu sorun var, sorun var diyorlar mesela. Abi PKK'lıların çoğu doğu tarafında olduğu için olabilir. Doğu tarafında evet. Dağlarda olduğu için. Ondan çoğu biliyorum. Kürt olduğu için olabilir. Evet. Şimdi şuradan Kürt bir kardeşimiz gelse selam verse hiçbir şey yok. Ama farklı bir düşünceli insan olsa adama PKK gözüyle bakması yanlış. Evet, öyle ön yargıyla gelen insanlar da var. Kürt meselesi aslında yok. Fakat bu yaratılmaya çalışıyor. Siyasetçiler tarafından yaratılmıyor. Fakat dış ülkeden, dış taraflardan, başka ülkelerden gelen insanlar evet. Bu sefer kendilerini daha fazla göstermeye başlıyorlar. Bir topluluk haline geliyorlar. Bu sefer Türk-Kürt birbirine karışmaya başlıyor. Evet. Türk tarafındaki insanlar diyor işte Kürtler de böyle, Kürtler de şöyle. Çünkü Suriye'den gelen insanlar çoğu Arapça konuşan insanlar. Evet. Doğudan gelen bazı insanlar da Arap kökenliler. Evet.
Arap kökünden gelmeler, Arap soyunun devamındalar. Onlar da aynı dili konuştuktan sonra bir algı oluşturuyorlar. Bu insanlar böyleyse Kürt tarafındaki insanlar da böyledir. Ya da eskiden bir olay yaşanmışsa, işte Suriyeliler böyle bir şey yaptı, böyle bir şey yaşandı. Kürtler de aynı şeyi yapar, Kürtler de aynı şeyi yaşamıştır. Evet. Doğu tarafından gelen bir olay bu. Evet. Onların yaptığını bizim kendi ülkemizdeki yani kaç senedir artık, kaç asırdır bilmiyorum. Canımız kanımız olan insanlar ödüyor yani bunun sebebi. Yapanları var. Onlar ırkçılarım öyle ta kendisi. Ben onlara gram savunmuyorum. Ki öyle olan varsa karşıma çıksın yani ben bunu derim. Bence bunu sağcı mı diyorlar, solcu mu diyorlar. Türkiye'ye yani birbirimizi düşürmeye çalışan insandır o Kürt meselesini söyleyen insan. Biz hepimiz insanız. Evet. Allah yaratmış bizleri.